Hafta ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Yeni bir haftanın ilk gününde sizlerleyiz. Bugün sizlerle kadın hastalıklarından bahsedeceğiz. Genel anlamıyla kadın hastalıklarından konuşacağız. Bitkisel yolla çözüm mümkün mü? Bitkisel takviyeler işe yarıyor mu? Bundan bahsedeceğiz ve yanımızda İbrahim Gökçek var, bitki uzmanımız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, siz nasılsınız? İyiyiz biz de, teşekkür ederiz. Yeni bir haftada yine beraberiz. Bugün kadın hastalıklarından bahsedeceğiz. Evet. Evet, buyurun başlayalım. Evet, bayanlarda çok sık görülen rahatsızlıklar mesela adet öncesi ağrılar, sancılar, premenstrual sendrom dediğiniz. Adet öncesi ağrılar, sancılar bayanların çoğunda var maalesef. Ve tedavisi çok çok basit, çok kolay. Tedavi edilmediği zaman kişi bunalıma girebilir, depresyona girebilir, baş ağrısı, migren, birçok rahatsızlığı tetikleyebilir. Bununla ilgili çok güzel klinik araştırmalar yapılmıştır. Başta Almanya olmak üzere birçok ülkede klinik araştırmalar var. Nedir? Bu rahatsızlığa karşı ne etkilidir? Bu gördüğünüz bitki, karabiber tohumu gibi hayt tohumları var. Türkiye'de yetişir. Almanlar bunun klinik araştırmasını yapıyor. Aslında bizim yapmamız gerekir. Almanlar yapıyor, bizim yapmamız gerekir. Bunun birleşimindeki etken madde laptan türevleri beyne etki yapıyor. Hipofiz bezesine etki yapıyor. Birçok hormonun salgılanmasını sağlıyor. Fakat bunun birleşimindeki etken madde binde 3 gibi çok az olduğu için bunun çayını içerek tedavi çok çok zor. Ne yapmak gerekir? Ekstraktını, damlasını, drajesini, hapını kullanmak gerekir. Etkili olabilmesi için. Birçok kısırlık vakasına karşı da etkili. Neden, nasıl? Mesela Almanya'nın Marburg şehrinde ginekologların, kadın doktorlarının kısırdır, asla çocuğu olmaz dedikleri, bayanlar hayıttan elde edilen ekstrakta, damla, trajelerle tedavi edilmiştir. Kimisi 3 ay, kimisi 4 ay, kimisi 5 ayda. Normal hamile kalmışlardır. Neden? Bu beyindeki hipofiz bezesi sarımsak gibi sallanan nohut büyüklüğünde bir organ. Fakat bunun görevi bütün hormon salgılayan organları yönetmesi. Orkestra şefi gibi. Burada bir arıza olduğu zaman erkeklerde ve kadınlarda hormon anormalikleri ortaya çıkar. Hipofiz bezesi bu nedenle çok önemli. Hipofiz bezesinin sapında toplu iğne başı kadar bir kist oluşur. Buna mikroadenom denir. Bazılarında da nohut kadar, hatta daha da büyük, fındık kadar olabilir. Buna da makroadenom denir. Makroadenom veya mikroadenom. Kist oluşursa bu kist nedeniyle prolaktin hormonu fazla salgılar. Prolaktin hormonu bayanlardaki gestajen hormonunun etkiler, azaltır. Bu hormonun azalması da bayanlarda kadınlık hormonu, dişilik hormonu, östrojenin azalmasına sebep olur. Östrojen azalırsa ne olur? Kadınlık fonksiyonlarında anormallik olur. Adet öncesi ağrılar, sancılar, sızılar, işte hormon yetersizliği nedeniyle baş ağrısı, baş dönmesi, aşırı agresifte, saldırganlık, sinirlilik. Zaten birçok bayanda görürsünüz. Aa tamam, onun günüdür derler. Sakin, sinirli olur o zaman. Sakin bırakmaya çalışırlar. Çok aşırı sinirli olabilir. Bazıları da kavga, hırçınlık yapabilir. Bu hormon düzene girdiği zaman tekrar normale döner. İşte hayatla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bu klinik araştırmalardan mesela Almanya'da 1540 bayan, hasta, rahatsızlı, ağır rahatsızlı olan, premenstrual sendrom dediğimiz rahatsızlı olan bayan üzerinde, 1542 bayan üzerinde hayıttan elde edilen damla drajenerle tedavi denemesi yapılmış. Tamamen iyileşmiştir hastalar. Yine Profesör Doktor Wolfgang Almanya'da yine Göttingen Üniversitesi'nde bu tür rahatsızlığı olan bayanlar üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Hastalar iyileşmiştir. Şimdi bu derginin şu ana sayfasında gördüğünüz
bu tohumun siyahlaşmamış, tam tohuma dönmemiş hali. Hayat bu şekilde çok güzel çiçekler açar. Çok güzel bir bitki. Görünüşü bununla güzel. Evet, mükemmel. Yüzlerce klinik araştırması var ve artık bu konuda çok güzel belgelenmiştir. Yüzlerce klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Bayanlardaki adet tüzensizliklerine, adet öncesi başlayan göğüs ağrılarına, göğüs sancısına, göğüs iltihaplanmasına karşı etkisi ispatlanmıştır, belgelenmiştir. Klinik araştırmaları var. Böyle bir hanımefendi, iki tane çocuğu var, üçüncü defa hamile kalmak istiyor, kalamıyor. Birçok metot denemiş, dedi ki bana, İbrahim abi, işte bizim tanıdığımız için İbrahim abi diyor, ya hamile kalmak istiyorum, kalamıyorum, var mı bunun çözümü? Var var, problem değil. O zaman Almanya'daydım ben. Ona biz Hayt'tan ekstrakt verdik. Birkaç ay sonra hamile kaldı, doğum yaptı. Şimdi çok güzel bir çocukları var. Şimdi Hayt'la ilgili çok güzel bir formül geliştirdik biz. Nedir? Birleşiminde Hayt tohumu ekstraktı, civan perçemi ekstraktı, üzüm çekirdeği ekstraktı, papatya ekstraktı, aynı safa ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı. Bu bütün adet problemlerini, adet düzensizliklerini, bazı bayanlar çok yoğun adet görür. Bazıları çok az adet görür. Bazıları böyle seyrek seyrek adet görür. Yani bunun da çeşit çeşit şekilli var. Bütün bu rahatsızlıkları iyi geldiği belgelenmiştir klinik araştırma. Hiç olmayanlar için var mı bir çözümünüz? Ha, belli bazı bayanlarda geciktiği zaman olmayabiliyor. Evet, maalesef böyle bir problem var yani. Erken menopoza giriyor bazı bayanlar. Şimdi burada Şişli'de bir hanımefendi çok ağır ankilozan spondilite yakalamış. Romatizmanın en ağır türü. Biz ona iksir, aloe vereceğiz, romatizma çayı, efendim harpago vesaire verdik, kullandı. Ben aradı, dedi ki, ya işte bu kimyasal ilaç çok kullanmıştım, aşırı ilaç kullanmaktan erken menopoza girmiştim ama tekrar adet görmeye başladım. Ne olacak? Ne olacak dedim. Adet gördüğüne şükret. Yani 35 yaşında erken menopoz devresine girmiş. Çok yoğun ilaç kullanmak vücudun bütün hormon dengelerini bozuyor, alt üst ediyor. Yani bir çeşit yavaş yavaş zehirleniyor. Evet, menopoz için de ayrı bir bitki var. O da farklı bir rahatsızlık. Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani Kuzey Amerika'da yetişen bir bitki. Kara yılan. Kara yılan otu veya mum otu. Kara yılan otu denilmesinin sebebi bitkinin kökü siyah olduğu için kara yılana benzer. Korkutucu bir isim aslında, bunu insanlar nasıl kullanacak? İşte ben onun ismini değiştirdim. Ne otu? Çok güzel bir isim koydum. İngilizce black quash, yani kara yılan demek. Türkçesi kadın otu. Ha, iyiymiş bu, normal. Geçenlerde bir hanımefendi geldi. Bu da erken menopoza girmiş. Efendim kara yılan deyince, oh ben o kullanmam dedi. Ya kara yılan ne dedim mi? Bitkinin ismi öyle dedim. Yok dedi, ben onu kullanmam. Tamam dedim ki, ya ismini değiştirelim. Kadın otu olsun, daha iyi. Vatandaş yılan deyince tepki gösteriyor daha isiminden dolayı. Bu nedenle kadın hastalıklarında çok çok önemli bir yere sahip. Kadın otu, Latincesi Cimicifugara camoza. Mum gibi beyaz, uzun bir çiçek demeti var. Mum otu da denir bu nedenle. Bunun kökünden elde edilen ekstrak, diterpen glikozit denen etken madde, bayanlarda kullandığın zaman aynı östrojen hormonu gibi etki yapıyor. Bünyenin açığa çıkan östrojen dediğini, kadınlık hormonu. Hormonun oranını artırıyor. Kadınlık hormonu gibi etki yapıyor. Bu nedenle bunun özelliği de menopoza giren bayanlarda yine birçok rahatsızlık ortaya çıkar.
ateş basması gibi yanma, evet. Bütün vücut ateş sarar, gerilir. Efendim baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, birçok agresif rahatsızlık ortaya çıkar. Almanya'da bir aileyi ziyarete gitmiştim. Herkes hastalığını söyledi, söyledi. Size şu lazım, size şu lazım vesaire vesaire. Evin hanımı dedi ki ben sizinle özel görüşeceğim. Buyurundum. Kadın doktorları çok ağır bir rahatsızlık olmamasına rağmen rahim ve yumurtalıklarını almışlar. O tehlikelidir diye. Tabii ki hormon anormallikleri nedeniyle adet göremiyor ya. O dönem gelince kadıncağız çıldıracakmış gibi olur. Dedi, diyor ki bana intihar dahi etmeyi düşünüyor. Tövbe estağfurullah dedim. O kadar etkilenmiş. Panik olma dedim. Yani çok etkisinde kalıyor. Hormon anormallikleri, evet. Rahim ve yumurtalıkları yok. Fakat o dönem ameliyat olmuş. Ameliyat çözüm değil. Ameliyat olmuş. Rahim ve yumurtalık yok. Hormon yok. Ama ne oluyor? Dönem geliyor. Adet göremiyor. Kızım bunalıma giriyor. Dedim ki panik yok, panik yok. Bu kadın otunun birleşimindeki triterpen glikozitler aynı östrojen hormonu gibi etki yapıyor. Bünyeye doğal hormon veriyormuş gibi ayar yapıyor, düzenliyor. Kullandığı zaman sakinleşiyor, relax. Bununla da ilgili birçok klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Bakalım kim ne yapmış. Klinik araştırmalar var. Kadın otu. Kara yılan kökü diyemiyoruz maalesef. Efendim. Yine bu da Almanya'da yapılan bir klinik araştırması. 186 ginekolog, kadın doktoru. Toplam 860 bayan üzerinde. Menopoz rahatsızlığı nedeniyle problem yaşayan. Bayanlar üzerinde tedavi denemesi yapmışlar. Ve hepsini iyileştirmişlerdir. Problemsiz. Yine 176 kadın doktoru, 812 menopoz rahatsızlığı nedeniyle problem yaşayan bayanlar üzerine tedavi denemeleri yapmışlar, iyileştirmişler. Ayrıca Profesör Doktor Warburg, Profesör Doktor Warnecke, Profesör Stoll, Profesör Doktor Lehmann, Profesör Doktor Willenbrook vesaire vesaire birçok klinik araştırması var. Yani bununla ilgili kadın otuyla ilgili belge var, bilgi var. Biz ne yapıyoruz? Mevcut olan belge ve bilgiyi derliyoruz. Çok güzel onlardan formül geliştiriyoruz. Almanlar konusunda çok güzel uzman. Mesela birisi diyelim ki bir kitap yazmıştı şifalı bitkilerle ilgili. O sadece çay üzerine yazmıştı birisi. Diğeri aromaterapi, öbürü homeopati. Bir iki araştırmalarla ilgili, diğeri botanikle ilgili. Fakat bütününe şamil, yani hepsini kapsayan bir kitap bulamıyorsun. İşte burada Türk'ün kafası çalışıyor. Almanlar çok güzel uzmanlaşıyor konuda. Fakat ama hepsini bir araya getiremiyorlar. Toparlamada zorlanıyorlar. Orada işte biz devreye giriyoruz. Elhamdülillah. Aslında Almanya'yı yapan Türklerdir. Kanuni Sultan Süleyman İngiliz ve Fransızlara karşı denge unsuru oluşturmak için 400 sipahi göndermiş Almanya'ya. Almanya'nın birçok şehrinde bu 400 sipahi Almanları eğitmiş. Askeri sistemini, eğitim sistemini, bütün sistemi Osmanlı kurmuş oraya. Yani yamyam gibi yaşayan insanlar, ahırda domuzlar da yaşayanlar, ev var, doğru dürüst düzen olmayan insanlar, mutfak nedir bilmeyen, misafir odası, oturma odası, bizim o günkü ulaşmış olduğumuz medeniyet seviyesinin çok çok gerisinde kalan Almanları, yabani yaşayan Almanları modernleştirmişler. 400 sipahi Almanları bugüne gelmesinin temelini atan Türklerdir. Elhamdülillah. Fakat şimdi bizi beğenmiyorlar. Evet. Şimdi kadın otunun bu, kadın otu forte'nin birleşiminde kadın otu ekstraktı, lavanta ekstraktı, efendim, sarı kantaron ekstraktı, sinulop ne seviyorsa birçok bitki ekstraktı içerir. Bunların özelliği östrojen, yani kişi kullandığı zaman östrojen alıyormuş gibi. Ha bir de şöyle durum var. Bu tür rahatsız olanlara ne veriliyor? Hormon hapı veriliyor. Hormon hapının kansere sebep olduğu belgelendi. Evet. Sentetik olduğu için bünye kabul etmiyor. Ve birçok kişi de kullanıyor bunu, hormon hapı. Evet. Maalesef. Çok çok tehlikeli. Kansere sebep olduğu
sentetik olarak üretilen kimyasal hapların kansere sebep olduğu belgelendiği için birçok ülkede yasaklandı veyahut da çok az dozajda kullanılmasına müsaade ediliyor. Çok çok tehlikeli. İtalya'da bir yılda 43 bayanın rahim ve yumurtalıkları alınmış. Sigorta şirketi çok büyük meblağlarda para ediyor. Diyor ki ya bu kadar ameliyat olmaması gerekir. Neden bu kadar bir yılda bu kadar ameliyat? 43 bin kadına yani büyük ameliyat. Rahim ve yumurtalıkları al o. Hemen bitti. Çok basit. Fakat o insana ne büyük zarar veriyorsun tabii ki. Araştırılıyor. Araştırma sonucunda burada sadece 500 bayanın ameliyat edilmesi gerekti. Diğer 42.500 kadına lüzumsuz, gereksiz yere ameliyat yapıldı, tespit edilmiştir. Para için yapmış. Evet, yani böyle, böyle yanlış yapanlar da var maalesef. Ha, İtalya'da bu, Türkiye'de değil. Türkiye'de neler oluyor bilmiyoruz. İstatistik veri yok, bilgi yok, belge yok. Bu konuda bilgimiz yok. Evet, bayanlarda bir de kist, miyom olayı var. Yani kist olursa, miyom olursa, kistin, miyomun çevreye, dokuya yapmış olduğu tahribat nedeniyle ve yaymış olduğu toksik madde nedeniyle hamileliği önlüyor. Kist, miyom. Ben burada önce şey sormak istiyorum. Kist ve miyom aynı şey mi yoksa arada bir fark var mı? Tabii tabii arada çok fark var. Kist yumuşaktır. Genellikle yumurtalıklarda olur. Yumurtalık evet. Kisti denir. Kist yumurtalıklar, çikolata kisti olur. Çikolata şeklinde olduğu için. Yumuşaktır. Onun erimesi, yavaş yavaş ortadan kalkması, jel gibi olabilir, sıvı gibi. Kaybolması, temizlenmesi, arınması kolaydır. Fakat miyom çok sert. Kas, rahim kasında, kas daha şeklinde. Daha fark edilebilir herhalde. Tabii sert. Dokununca kas evet, gibidir. Daha fark edilebilir. Onun erimesi çok zordur. Mesela kist veya miyom bu ikisi de soğan kökü gibi yan kökleri var. İnce kıl gibi. Diğer organlara sarılır. O organları kan emer yani böyle. Rast orada durmuyor. Asılır değil yani. Hı hı. Buradan kendini besler. Miyom veya kisti eritmek mümkündür. Ameliyat olmadan. Neyle? İksirle biz birçok bu limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaş akutu, zeytin yaprağı, kakule içer. Bunu kullanan birçok insan miyomdan ve kistten kurtuldu. Mesela zerdeçal. Şu zerdeçalla ilgili birçok klinik araştırması yapıldı. Yapılan klinik araştırmada Endonezya, Malezya, Hindistan gibi ülkelerde yapılan klinik araştırmalarda her türlü kist, miyom, uğur tümörü eritici olduğu belgelendi zerdeçal. Bu iksirin birleşiminde de çok yüksek oranda zerdeçal var. Bir de zerdeçal forte var tabii ki. Zerdeçal forte kist, miyom, nodül, yağ bezi, tümör gibi oluşumları eriten, eritebilen bitki ekstraklarından oluşur. Zerdeçal yoğurt otu. Yoğurt otunun da beyaz çiçekli ve sarı çiçekli olan türleri var. Korticep Çin tırtır mantarı. Bu da Çin'de 1200 yıldır bitkisel antibiyotik olarak kullanılır Çin'de. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hiçbir yan etkisi yok. Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında yaşar. Yani soğuğa karşı dirençli. Efendim oksijenin az olduğu ortamda yaşar. Vitamin, mineral, enzim bakımından yetersiz topraklarda yaşayabilen bir bitki. Yani bu da bağışıklık sistemi güçlendirir. İşte bu zerdeçal her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü eritici özelliklere sahip 19 bitkiden oluşur. Kullandığı zaman kişi yavaş yavaş tabii ki miyom, kist bazılarında 10 santim miyom oluyor. 11 santim, 12 santim. Onun erimesi yıllar alır. Öyle bir hanımefendi bize geldi dedim ki ya bilemiyorum yani 3 santim, 4 santim, 5 santim olsa neyse. Yani bu çok büyük. Belki küçülür ama erimesi zor bir şey. Çok zaman alır.
Yani o zaman ne yapmak gerekir? Ameliyat olmak gerekir. Böyle miyom kist ameliyatları da tabii ki basit ameliyat değil. Dokuya zarar verdiği için kişi ameliyat olursa bazen yani kısırlığa da sebep olabilir. İleride hamile kalamayabilir. Bir hanımefendi bize gelmişti. 11 santim kist ve kötü ölüm. Doktoru demiş ki rahim ve yumurtalıklar komple alınacak. 20 yaşında üniversite okuyor, bir üniversite öğrencisi. Kızcağız uyuyamamış sabaha kadar. Erkenden internette araştırmış, bulmuş gelmiş. Dedim ki bilmiyorum yani. Mucize gerek yani, zor bir iş. 11 santim ve kötü huylu. Yani kanser. Kanser 5200 marker değeri. CH125 deriniz, yumurtalık kanserine. Deneyelim bakalım, görelim ne olacak. 3 ay kullandı, 3 ay sonra 5 santime düştü. Kanserli hücre sayısı 5230'dan 76'ya düştü. Aa, doktorlar dediler, ne kullanıyorsun? İşte Gökçek'ten iksir, jel vesaire. Aa, devam et dediler. Hamdolsun kurtuldu. Çok ağır bir rahatsızlık. Böyle miyom olan iki bayan bize geldiğinde birinde iki tane, biri 4 santim, biri 6 santim, diğerinde 5 santim. Yani neredeyse bir yumurta büyüklüğünde, küçük bir yumurta büyüklüğünde. İkisinde de miyom var. Dedim ki iksiri düzenli olarak yavaş yavaş artırırsanız daha kısa sürede etki gösterir. Yani dozajı artırmaya da bağlı. Peki dediler. 3 ay sonra ikisi tekrar geldi. İki tane miyom olan bayan Halime Hanım dedi ki miyom diye bir şey kalmadı. Kurtuldum hamdolsun. İyi maşallah. Çok güzel. Diğeri dedi ki benden hiçbir etkisi olmadı. Sadece bir santim küçüldü, o kadar. Nasıl kullandınız dedim. O yavaş yavaş azaltmış. Diğeri yavaş yavaş çoğaltırken biri de yavaş yavaş azaltmış. Çabuk bitmesin diye. Dedim ki bu tempoyla devam edersen 2-3 sene sürer. Yani her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi. Yağ bezi demişken lipomu dahi eritir iksir. Evet, bir çocuk getirdi. Sırtında tam 18 santim, yani küçük bir top kadar lipom oluşmuş. Doktorlar demiş ki ameliyat edemeyiz. Sinire zarar verebiliriz. Bu da çocuğu felç yapar. Yani 3 yaşında büyüsün. Büyüsün ama çocuk uyuyamıyor ki. Ve yatırdıkları zaman, sağa döndüğü zaman bu lipomun üzerine geliyor, uyuyamıyor, bağırarak kalkıyor, acı veriyor. Evet. Sola dönüyor, sağa dönüyor, çocuk ilk tarafa dönemiyor. Ağız üstü yatsa olmuyor. Bana dediler ki ne olur bilmiyorum. Yani 3 yaşındaki çocuğu bilmiyorum. Deneyeceğiz, bakacağız. Ne diyeyim yani? Şunu yaparız, bunu yaparız diyemeyiz. İyi peki, aldıran, kullandıran. 3 ay sonra 6 santime kadar küçüldü. 6 ay kullandıran eridi. Yani ameliyat edilemiyor, hiçbir şey yapılamıyordu. Çocukcağız da yani küçük olduğu için tabii anlamıyor, uyuyamıyor. Evet. Rahat edemiyor. Her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör bitkilerle iyileştirilir, tedavi edilir. Önemli olan hangi bitki, nerede, ne zaman, nasıl kullanacak? Şimdi Avrupa Birliği'nde, Amerika'da, Asya'da bitkisel tedaviye çok çok devletin, hükümetlerin teşviki var. Mesela Avrupa Birliği şimdi yeni bir kenevir, Hint keneviri türü ürettiler. Biyo kenevir diye. Biyo kenevir diğer bu içerisinde THC yani halüsinasyona sebep olan madde içermiyor. THC mesela esrar kullananlar içerisinde ne var? THC var. Kişiye zevk veriyor, haz veriyor. %12 oranında THC içer. Şimdi Hollanda'da birleşimde THC içermeyen, tetrahidrokanabinol içermeyen bir biyo kenevir elde ettiler. 6 ayda 6 metre yükseliyor. Büyüyor hızla, ağaç gibi. 6 ayda 6 metre. Bu sanayide kullanılıyor, inşaatta kullanılıyor, boya sanayinde kullanılıyor, tekstilde kullanılıyor. 280 çeşit ürün, ham maddede kullanılıyor. Biyo kenevir. Bütün Avrupa ülkeleri bunu teşvik ediyorlar. Çünkü bunu kullandığınızda ağaçları kesmeyeceksiniz. Tabiata, doğaya zarar vermeyeceksiniz. Hektar başına bunu, biyo keneviri ekenler birleşiminde sıfır tetrahidrokanabinol içeriyor.
Kişi bundan bir çuval doğrusu içti işte yine bir şeyini görmez. Yan tesisinin yoktur yani. $1,500 her ülke bir hektar biyokenevir ekene 1500 euro para veriyor, teşvik. Yani bütün Avrupa ülkelerinde, Asya ülkelerinde, Amerika'da bu tür şifalı bitkilerle ilgilenen, uğraşanlara devlet teşviki var. Yardımı var. Sigorta şirketleri de teşvik ediyor. Diyelim ki mesela Almanya'da romatizmadan dolayı milyonlarca insan doktor gidiyor, iğne ilaç, devlete zarar oluyor, çalışamıyor, iş kaybı oluyor, milyonlarca iş kaybı oluyor vesaire. Hesap ettiğinizde milyar dolarlar. Bu nedenle sigorta şirketleri de bitkisel tedavi için teşvik ediyor devlet. Yani bütün ülkelerde bitkilerle ilgili gelişimler, çalışmalar, araştırmalar teşvik ediliyor, destekleniyor. Türkiye'de de inşallah olur, ileriden yavaş yavaş. Son dakikalarımıza giriyoruz. Kısırlığa fazla değinemedik. Bununla ilgili biraz kısırlıktan biraz daha bahsedelim. Ha, evet, şimdi bayanlardaki, fazla değinemedik çünkü buna. Bayanlardaki kısırlığa karşı hayt. Bayanlardaki kısırlığa eğer ki kısırlığın sebebi %90 prolaktin hormonunun yüksekliğinden kaynaklanıyor. Prolaktin hormonu yüksekse pregestron denen hormonu seviyesini düşürüyor. Bu da östrojen hormonunu azaltıyor. Bayan asla hamile kalamıyor. Kalsa bile aşırı orandaki prolaktin cenini zehirliyor, düşük yapıyor. Benim böyle bir tanıdığım hanımefendi vardı. 4-5 defa düşük yapmış. Prolaktinden dolayı sürekli. Geldi bana ağlıyor, sızlıyor, çocuğum olmuyor. İşte ha, düşük yapıyorum, ne olacak? Hiç dedim problem yok, acele yok, telaş yok. Her şeyin tedavisi mümkün. Allah her şeyi vermiş duada. Önemli olanı arayıp bulacaksın. Veya bir bilene danışacaksın. Kullandı. Maşallah şimdi kaç yaşında? 3-4 yaşında bir kızı var. Yani kullandığı zaman bu prolaktini minimum seviyeye çekiyor. Eğer ki hipofiz bezesinde mikro adenom varsa o zaman iksir kullanması gerekir. İksir kullandığı zaman mikro adenomu eritir. Ameliyatsız. Mesela bir beyefendi bana geldi. Erkek. Hipofiz bezesinde mikro adenom oluşmuş. Prolaktini bayanlardaki olması gereken seviyesinin de 3 katına yükselmiş. Doktor demiş ki burundan gireriz, ameliyat ederiz. Fakat 6 ay sonra yine çıkar. Yine oluşur. Çözüm değil. Bununla yaşayacaksın. Dedim ki onunla yaşayamayacaksın. Gerek yok. Kullanacaksın, bakacağız, göreceğiz. 6 ayda sildi. Hiçbir şey kalmadı. Hani prolaktini minimum seviyeye çekebilirseniz onu dengede tutmak kısırlık gerekiyor tabii o ya. Zaman. Problem değil, tedavi edilir. Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz bugün de. Hürmetler. Programımızın sonuna geldik efendim bugün de. Yarın sabah aynı saatte yine karşınızda olacağız. Hoşça kalın, iyi günler.